Herkese merhaba. Bugün 26 Kasım 2021, sonbahar günü. Ormana giriş yaptığım alanda beni yine civciv ayakları karşıladı. Şimdi onları toparlayarak mantar avıma başlayacağım. Şöyle sizlere de göstereyim. Craterellus lutescens. Civciv ayağı mantarı. Ormana giriş yaptığım alanda genellikle bunlar oluyor. Burayı bir kontrol ediyorum. Mantar avına öyle başlıyorum. O yüzden sepete ilk alacağımız mantarlar yine onlardan olacak. Şöyle bir miktar toplamıştım. Bu arada çok göstermeye uygun olmayan bir adet de Russula Cyanoxanta vardı. O da var sepetimde. Ufak bir mantar olduğu için civciv ayağı sepetimin altına böyle bir bez atıyorum. Deliklerden düşmesinler diye. Okey, şimdi mantar avına başlıyoruz bu mantarlarla. Yani civciv ayağı öncelikli bir mantar avı olacak yine anladığım kadarıyla. Şöyle gayet uygun örnekler. Bu dönemin toplamayı en çok sevdiğim mantarları. Okey. Şimdi bu alanda yine biraz vakit geçireceğim. Sepete girmeye uygun olanları toparlayacağım. Tekrar görüşmek üzere. Evet, mantar avı devam ediyor. Şimdi size bulduğum bir mantarı göstermek istiyorum. Haitum repandum mantarı, sığır dili mantarı. Fakat iki farklı türü. Diğerinin tür ismi aklıma gelmiyor şu an. Sığır dili olarak biliniyor ikisi de. Şöyle aralarındaki farkı göstermek için çekiyorum şu an bu videoyu. Şu daha koyu tonlarda. Fakat lamel yapısı yine dişlerden oluşan bir mantar. Şu da yine öyle. İkisi de yenen türde mantarlar. Şunun ismi Haitum repandum. Diğerinin ismini şu an aklıma gelmiyor, Latince ismi. Videoya eklerim muhakkak onu da. Birbirlerinden farklarını gösterebilmek için çekiyorum bu videoyu. Aynı dönemde çıkmışlar. Yani ikisini de birbirlerine çok yakın yerlerden topladım. Şimdi mantar avıma devam edeceğim. Sepetimde şöyle bolca civciv ayağı. Şu mantarı da göstereyim. Bu da yine Haitum repandum'un akrabası olan şu mantardan. Şimdi geçen haftalarda topladığım bir mantar vardı. Orman zemininde tanıtmayı başaramamıştım. Şimdi aynı bölgeye geldim. Eğer varsa yine o mantarlardan, ki aynı bollukta değil ama. Evet. Kara civciv ayağı diye geçiyor olabilir. Latince ismini şu an telaffuz edemiyorum. Videoya eklerim. Geçen hafta da tanıtmıştım bu mantarı. Bu trompet mantarı değil. Borazan mantarı değil. Ama çok yakın akrabası. Şurada varsa birkaç örnek daha toparlayalım onları da. Evet, biraz yaşlanmışlar sadece örnekler. Aynı bölgede geçen hafta epeyce toplamıştım, videosunu çekememiştim. Şimdi çok yakındılar birbirlerine. Bir tane de borazan mantarı görüyorum mesela. Şimdi bu bölgeye yine bir dolaşacağım. Borazan mantarı. Ama çok yakınında şu mantar da var. Bunlar birbirlerine çok yakın akrabalar. Craterellus ailesinden ikisi de. Civciv ayakları da öyle. Civciv ayakları Craterellus lutescens. Borazan mantarımız Craterellus cornucopia
des. Şu mantarın ismini şu an telaffuz edemiyorum. Geçen hafta videoma yazmıştım. Şöyle birkaç tane yine onlardan örnekler var. Onları toparlayalım. Evet, şurada bir ödek halinde gördüm. Bu mantarımız da yenen mantarlardan. Geçen hafta kurutmak için sermiştim. Evet, bu bölgeyi de biraz dolaşacağım. Biraz vakit geçireceğim bu bölgede. Sepete girmeye uygun örnekleri toparlayıp avıma devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Evet, çok güzel bir mantar avı oluyor. Çok bereketli bir mantar avı oluyor. Yine geçen sefer olduğu gibi bol miktarda civcivaya toplamak nasip oldu. Sepeti yine civciv ayaklarıyla doldurduk. Şimdi civciv ayaklarını toplarken şöyle bir adet de şurada sığ dili mantarı görüyorum. Şimdi onu da birlikte koparalım. Şöyle köküyle birlikte çıkaralım ki tanımlamasını da birlikte yapalım. Okey. Gördüğünüz gibi lamel yapısı dikenlerden, dişlerden oluşuyor. Ara ara genellikle civciv ayağı topluyorum bu bölgede. Ama bu mantara da rastladım şimdi. Şurada birkaç adet daha var. Şimdi onları da sepetime alacağım. Böylece mantaramına devam ediyor olacağım. Şöyle o diğerlerine de birlikte bir bakalım. Şöyle tam iğnelerinin altında. Görmesi onları da zorlaşmış. Evet, onu da çıkardık. Şunu da şöyle bırakalım. Bir adet de şurada var. Biraz daha yaşlı bir örnek diğerlerine göre. Ona da bir bakalım. Okey, bir de evet, bu da gayet iyi. Bir de minik örnek varmış onun altında. Onu da alalım. Okey, bu şekilde mantar avına devam edeceğim. Dediğim gibi burada civciv ayaklarını topladığım bölgede rastladım onlara da. Şimdi sepetimi de göstereceğim size bol miktarda. Civciv ayağı topladım yine. Şöyle gayet bereketli bir mantar avı oldu. Sanırım bunlardan sonra mantar avını da sonlandıracağım. Bakalım, tekrar görüşmek üzere. Evet, harika geçen bir mantar avının daha sonuna geldik. Bugün 26 Kasım 2021'di. Başladığımız avı sonlandırdık. Gayet bereketli bir mantar avı oldu. Gayet eğlenceli bir mantar avı oldu. Çeşit olarak çoğunlukla civciv ayağı mantarı, Craterellus lutescens denk geldi. Yani bolca onlardan topladım. Gayet kaliteli bir mantar. Şu borazan mantarı, trompet mantarı, Craterellus cornucopiodes. Bunlardan da az miktarda buldum. Çok aşırı değiller civciv ayağı kadar. Bir de ikisinin akrabası olan siyah civciv diye geçiyor olabilir. Türkçe ismi. Yine Craterellus cins ismi. Ama şu an tür ismi aklıma gelmiyor. Onu muhakkak videoya eklerim. Toplama esnasında da videosu var zaten. Şöyle avımın sonlarında denk gelen sığır dili mantarları. Haitnum rependumlar.
Bunun bir benzeri yine lamel yapısı dişli olan bir mantarımız daha var. O da sığır dili olarak biliniyor Türkçe olarak ama tür olarak bundan farklı, daha şapka rengi kavun içi tonlarda oluyor. Biraz daha minik oluyor buna göre. Videosu var onun da. Onun da muhakkak Latince ismini eklerim videoma. Okey, gayet eğlenceli, keyifli bir mantar avı oldu benim için. Bereketli bir mantar avı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka mantar avlarında tekrar görüşmek üzere. Herkese rastgele.